Bu de şu sorunun cevabını vereceğiz. Dört mezhebin farklı hükümlerinin hepsi nasıl hak ve doğru olabilir? Zira hak birdir ve değişmez. Cevabı çok zor gibi gözüken ve cevabı bilinmediği için kişiyi mezhepler hakkında şüpheye düşüren bu sorunun cevabı son derece basittir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, bu soruya son derece güzel ve ikna edici bir cevap vermiştir. Cevabı iktibasla nakledelim. Bir su, beş farklı mizaçtaki hastalara göre beş farklı hüküm alır. Şöyle ki, bir, birisine hastalığının mizacına göre su ilaçtır. Demek su içmek tıbben ona vaciptir. İki, diğer hastaya zehir gibi zararlıdır. Demek su içmek tıbben ona haramdır. 3. Diğer bir hastaya az zarar verir. Demek tıbben ona mekuhtur. 4. Diğer hastaya ise faydalıdır, menfaat verir. Demek tıbben ona sünnettir. 5. Diğer birisine de ne zarardır ne de menfaat afiyetle içsin. Demek tıbben ona mübahtır. İşte hak burada farklılaştı. Su bir iken beş hastaya göre beş farklı hükme sebep oldu. Birine vacip, diğerine haram, bir diğerine meku ve diğerlerine de sünnet ve mübah oldu. Şimdi sen diyebilir misin ki su yalnız ilaçtır Yalnız vaciptir, başka hükmü yoktur. Elbette diyemezsin. Zira suyun hükmü hastalara ve mizaçlara göre farklılaşmaktadır. Aynen bunun gibi din ve şeriatın her bir hükmü insanlar için bir abu hayattır. Misalimizdeki suyun hükmünün beş farklı mizaca göre beş farklı hüküm alması gibi ilahi hükümlerde mezheplere tabi olanlara göre değişir. Bir hüküm birisine vacip olurken diğerine meku, birisine haram olurken diğerine mübah olabilmektedir. Bunu inkar etmek misalimizdeki suyun bütün hastalara göre hükmünün tek olması gerektiğini iddia etmek gibi bir safsatadır. Bunu inkar etmek İslam'ın evrenselliğini inkar etmek ya da her insanın aynı fıtratta olduğunu kabul etmek gibi bir şeydir. İşte mezhep imamları adeta bir doktor gibi bulundukları coğrafyada yaşayan insanların mizaçlarına uygun hükümleri Kur'an ve sünnetten çıkarmıştır. O coğrafyada yaşayan bir Müslüman için ilaç hükmünde yani vacip olan bir emir başka bir coğrafyadaki Müslüman için zehir yani haram olabilmektedir. Mesele bu kadar basittir. Bu meselenin örnekleri için Üstad Hazretlerinin Risale-i külliyatına bakabilirsiniz. Allah'a emanet olun.